Hazırlıksız gelmiyorum. Bu konuda benim için de iyi bir sebep oldu. Kendimi yenileme açısından, kendimi bu noktada yeniden çeki düzen verme açısından benim için bir fırsat oldu. Şimdi az önce Yunus hocama anlatıyor. Yunus hocama inceden dedim ki, yani dedim bu birkaç gün yoğunlaşınca dedim Arabi'nin mantıkla alakalı duruşu, dedim mantıkla alakalı dünya üzerinde temel felsefi oluşturan Aristo, ama dedim hiç Aristo'dan etkilenmemiş, Aristo'yla hiç dedim bir şeyi yok, bağlantısı yok. Hocam da hemen bir not düştü Arabi ile alakalı. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Arabi de mantık. Tabi Arabi de mantık deyince başlangıç olarak direkt böyle bodozlamasına içine girsek biraz sıkıntı doğacak bence. O yüzden yavaş yavaş gitmeyi hedefledim. Tabii önce İmam-ı Şarani'nin meşhur Arabi ile alakalı bir tespitiyle başlamak istiyorum. Şeyh-i Ekber'in fütuhatında her ilim erbabı fütuhatından istifade edebilir. Ve bu yolla her bir meslek sahibinin düşüncesinde yeni ufuklar açılabilir. Örneğin fıkıh müştehidi, Kur'an müfessiri, hadis şarihi, kelamcı, muhaddis, sözlük uzmanı, dilci yani, kıraat ehli, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlarla alakalı, rüya yorumcusu, fizik, matematik, geometri ve tıp bilgini, aynı zamanda dil bilimcisi, mantıkçı, sufi, ilahi isimlerin mertebelerini bilen ve harf bilgisine vakıf olanların kendi alanlarında tahmin bile edemedikleri bilgilere ve nüktelere ulaşma imkanını fütuhattan elde edebilir der İmam-ı Şarani. Bu fıkıh müştehitliği, Kur'an müfessiri, hadis şarihi, kelamcı, muhaddis deyince zaten bütün dini bilgileri aldı içine. Sözlük uzmanı, kıraat ehli deyince ve dil bilgisini deyince, dille alakalı harf bilgisi alınca dille alakalı bütün ilimleri de aldı. Mantığın zaten çatısının altında bunlar. Mantığı da alınca, tıbbı da koyunca bu noktada ana temel esasların üzerinde fütuhattan diyor bir kimsenin faydalanması mümkündür ve kendine bir şeyler alması mümkündür. Tabii bu ara şimdi gündemde olduğundan bizim meşhur bu son dönem hastalıklarımız var ya, onlar da gündeme çıktı. Tekfir hastalığı. Karşımızdaki bir kimsenin içtihadını veya düşüncesini beğenmediğimizde ona kafir demek. Dini ilimler noktasında. Bu son Vahabi Selefi çizgisi bunu daha fazla kullanıyor. Daha fazla da kullanınca Arabi'yi de tekfir ediyor. Hazreti Mevlana'yı da tekfir ediyor. Sufileri de tekfir ediyorlar. Kafir deyip atıyorlar ya kenara. Kendi kendime şunu düşündüm. Bir kimseyi kabul etmeyebilirsiniz. Onun görüş ve düşüncelerine inanmayabilirsiniz. Onu yanlış görebilirsiniz. Ama onu incelerseniz muhakkak doğru yönlerini görürsünüz. İncelerseniz muhakkak ondan bir hikmet ve hakikat çıkarabilirsiniz. Hani bütün sahabe örtüsüne bürünüyor. Orada bir hayvan ölüsü var. Kimse bakmak istemiyor. Burnunu kapatıyor.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki ne kadar güzel dişleri varmış. Oradan güzellik buluyor o. Hani Bediüzzaman Said'de Nursi Hazretleri'nin bir sözü var ya, hani güzel düşünen, güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır. Arabi'den de, Arabi'ye de veyahut da bunlar, bu kimseler, bu şahıslar kolay yetişmiyor. Bunları tekfir etmektense, reddetmektense okuyalım, araştıralım, inceleyelim. Muhakkak içinden hikmet çıkacaktır. O yüzden İmam-ı Şahrani gibi bir kimse, entelektüelliği belli, bilgisi, ilmi, alimi belli bir kimsenin fütuhatla alakalı bu tespitiyle mantığa girmek istedim. Fütuhatı dil olarak ağır olabilir ama üniversite camiasını muhakkak okumasını tavsiye ediyorum. Muhakkak. Burada hocalarımın önünde böyle konuşmak istemiyorum ama hatta hocaların muhakkak okuması lazım. Muhakkak. Çünkü bu mantıkla alakalı böyle fütuhatın biraz daha altına üstüne girince dedim ki ya ne kadar boşuz. Ne kadar uzağız. Ve Arabi ne kadar dil bilgisine sahip bir kimseymiş. Bir ülkenin entelektüellerinin dil bilgileri yoksa, bir sufinin dil bilgisi yoksa meramını anlatması mümkün değil. Evet. Mantık Yunanca logike kelimesinden Arapçaya mantık olarak tercüme edilmiş. İslam dünyasının mantıkçıları da nutuk dilinden türetmişler. Mantık, lojik kelime olarak hem konuşma ve sözle hem de akılla alakalıdır. Konuşma, söz ve akılla alakalı mantık. Mantığın en önemli bölümü bir şeyin gerçeğinin, hakikatinin, mahiyetinin nasıl bilinebileceğine aittir. Bir şeyin gerçeğinin, hakikatinin, mahiyetinin nasıl bilinmesi yolunu bize öğretir. Bununla alakalıdır. Mantık bizi hakikate götürecek yolu anlatır. Mantık hakikat değildir. Mantık bize hakikate ulaşmanın, bilgiye ulaşmanın yolunu çizer, yolunu anlatır. Bir şeyin gerçek değerini böylece tespit etmek mümkündür. Bu bir şeyin gerçek değerini tespit ettiysek bu tarif etmekle elde edilir. Tarif etmek için o şeyin şeyler arasında nerede, altta mı, üstte mi, arkada veya önde mi, içinde veya dışında mı bulunduğunu bilmek gerekir. Bu tarifi buraya almamın sebebi şu. Bu zannediyorum mantık sohbeti normalde birkaç ayda bitecek gibi değil. Çünkü Arabi'nin enteresan bir yapısı var. Arabi bir şeyin bir şeyle olan ilintisini sorguluyor çünkü. Öylesine ilintiler kurmuş, öylesine bağlar kurmuş. Benim inceleyebildiğim kadarıyla yani Aristoteles elini öper onu. Çünkü uzman olduğu dala da girmiş. Metafizik dediğimiz mana aleminde dahi soru cevapla gidiyor. Bunları yazıya dökerken soru sorup mantığın işi ya, onun cevabını döküyor. O yüzden bu tarif çok önemli. Tekrar söylüyorum çünkü
önümüzdeki mantık derslerini veya bundan sonraki anlatacaklarımızı özümsememiz için çok önemli. Mantığın en önemli bölümü bir şeyin gerçeğinin, hakikatinin, mahiyetinin nasıl bilinebileceğine aittir. Bir şeyin gerçek değerini böylece tespit etmek mümkündür. Bu tarif etmekle elde edilir. Siz rüya görürsünüz, rüyanızı anlatırsınız. Anlatırken rüyanızı tarif edersiniz. Şimdi rüya görenler düşünecekler. Gördüğünüz rüyayı ne kadar mükemmel anlatabiliyorsunuz? Görmek güzel de o rüyanızı dil bilimi olarak, anlatım olarak ne kadar anlatıp tarif edebiliyorsunuz? Bakın bu çok önemli. Madem ki sufilik, metafizik bir ayağı, manada yaşadıklarınızı dile ne kadar dökebiliyoruz, ne kadar döküyoruz? Kendi hayalimizi, kurguladığımız hayalleri ne kadar dile dökebiliyoruz? Size tuhaf gelmiyor artık benim dilim ve tavrım. Sevgilinize sevginizi hangi dille anlatıyorsunuz? Ne kadar anlatabiliyorsunuz? Ona şiir yazabilecek kadar dil bilginiz, harf bilginiz, kelime hazneniz var mı? Yoksa seni seviyorumdan başka bir şey bilmiyor muyuz? Ona sevgimizi anlatabilecek ne kadar kelime bilgisine, haznesine sahibiz? Tarif etmek için o şeyin şeyler arasında nerede, altta mı, üstte mi, arkada veya önde mi, içinde veya dışında mı bulunduğunu bilmek gerekir. Mesela bunu böyle almamın bir sebebi ama ile alakalı. Allah neredeydi? Amadaydı. Amadaydı deyince amayı anlatıyor Hazreti Pir. Amayı kimse anlatmamış. Ama Hazreti Pir soru soraraktan mantığın kendi içerisindeki ölçütlerinin üstünde bir ölçüt koyaraktan amanın nerede olduğunu anlatıyor. Böyle mantık kıyaslarıyla vücudun ne olduğunu anlatıyor. Müthiş şeyler. Mantık şeyleri böylece sınıflandırır ve her şeyin değerini ve başkası ile olan ilişkisini bulunduğu yere ve içinde bulunduğu sınıfa göre bildirir ve ona göre hüküm verir. Bu mantıkla alakalı genel tarifler. İslam mantıkçıları, tabii mantık normalde ilk bu noktada Batı'da Aristoteles bunun temelini atmış ama ilk çeviriler Farabi'ye dayanıyor. Farabi Aristoteles'ten ilk çevirileri mantıkla alakalı yapmaya başlayınca İslam dünyası bu mantıkla o zaman tanışıyor. Bir kısmı Farabi'yi bu noktada eleştiriyor. Okunulmasını yasaklıyor mantıkla alakalı. Ve bir kısım İslam fıkıhçıları ve hadisçileri, buna hadisçilerden Nevevi'yi örnek gösterebiliriz. Mantıkla alakalı o Aristoteles'in yazmış olduğu eserleri yasaklıyorlar. Ama burada bir parantez açmak gerekirse, belki de mantık değil, mantık dairesinin içerisinde ama biz ona direkt mantık diyemiyoruz. Bunun kapısını, mantıksal olarak kıyas kapısını açan en önemli kimliklerden birisi bu noktada Ebu Hanife. İmam-ı Azam Hazretleri kıyas yaparak da İmam-ı Azam'ı da bu konuda çok eleştiriyorlar. Kıyası çıkardı diye. Kıyas yaparak da ve aynı zamanda sonradan gelen aynı çizginin insanı olan Gazali bu noktada mantığın kendi içerisindeki olguları da kabul ederekten sonra zaten Arabi gelir ya ama Gazali'nin burada enteresan duruşu vardır. Hani Ebu Hanife'den kalma buradaki mantık oluşurken İslam'ın kendi içerisindeki Kur'an-Sünnet mantığı gelişiyor. Ve
bunu da son dönem olarak, son 300 yıldır biz bu Kur'an-Sünnet mantığını geliştiremediğimizden dolayı biz ne yazık ki yenildik. Yenilgimizin bir sebebi de bu. Biz İmam-ı Azam'dan, Gazali'den, Arabi'den gelen o silsileyi son dönem devam ettiremedik. Devam ettiremediğimiz için biz hala da kız çocuklarımız üniversiteye giderken 80 kilometre ileri gidiyorlar, haram işliyorlar noktasında duruyoruz. Devam ediyorum. İslam mantıkçıları genelde mantığı, burası çok önemli. Bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan ilim olarak görmüşler. Kutbüddin Errazi gören. Bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan ilim. Yine İslam mantıkçıları kurallarına uyulduğunda zihni hataya düşmekten koruyan bir fen olarak almışlar. Ali bin Ömer el-Kazvini. Yine Ali Sedat. Bu son Osmanlı dönemin mantıkçılarından birisi. Diyor ki insanı fikrin sahihini, doğrusunu yani fasidinden, yanlıştan ayırmaya muktedir kılacak kuralları veren alet ilmi olarak görmüş. Yani siz buraya bu inşaatı yapıyorsunuz. İnşaatın bütün mühendislik şeyleri var. Ama buraya ne zaman, nasıl, niçin gerekli? Bunun için mantık yürütmemişsiniz. Veyahut da şimdi çok eleştiri alacağım ama yani 3 tane köy var orada, hane var. Devasa cami yapmışlar. Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya dolaşmışlar. Para toplamışlar. 3 tane haneye devasa bir tane cami yapmışlar. Cami yapmak deyince bize doğru geliyor. Ama orada 3 aileye o kadar cami yapmak doğru mu? Bunun mantığını, bunun bu noktadaki kendi içimizdeki doğruluğunu tartışmamışız. O kimse eline bir tane koçan almış, cami yaptırıyorum demiş. Cami yaptırıyorum deyince biz ona sen nereye, niçin, neden cami yaptırıyorsun? Buraya gerekli mi diye bir merci ona bu soruyu sormamış. Zaten ona bu soruyu soranlar da o da kafir deyip çıkıyor zaten. Ona bu soruyu sorarsanız o da size küfrünüze fetva veriyor. Sen kafir misin diyor, cami yapmasına karşı mısın sen? Sizi nitelendireceği şey bu. Mantık, bu da Farabi'ye ait. Madem ki ilk Aristoteles'ten çevirileri yapmış o, onun tarifini almazsak, onun bu noktadaki ilmi duruşuna da hakaret etmiş oluruz. Mantık, hataya düşmenin mümkün olduğu bütün durumlarda düşünme gücünü doğru yöne sevk edecek imkanları kapsayan bir sanat. Akılla bulunup ortaya çıkarılmaya elverişli olan her bilgi konusunda kişiyi yanlıştan koruyacak şeyleri öğreten bir tekniktir. Dile göre dil bilgisinin işlevi neyse, akla göre mantığın işlevi de odur. Dil bilgisi konuşmada yanlış yapmanın mümkün olduğu durumlarda dili yanlıştan koruduğu gibi mantık da soyut ve külli mefhumları kavramada aklın hataya düşmesini önlemekte, bunun için kurallar ortaya koymaktadır. Farabi et Tavti eserinin sayfa 55 tarifi. Soru sonradan. Bir daha mı okuyayım? Ha, not alıyorsunuz. Peki. Mantık, hataya düşmenin mümkün olduğu bütün durumlarda
düşünme gücünü doğru yöne sevk edecek imkanları kapsayan bir sanat. Akılla bulunup ortaya çıkarılmaya elverişli olan her bilgi konusunda kişiyi yanlıştan koruyacak şeyleri öğreten bir tekniktir. Dile göre dil bilgisinin işlevi neyse, akla göre mantığın işlevi de odur. Dil bilgisi konuşmada yanlış yapmanın mümkün olduğu durumlarda dili yanlıştan koruduğu gibi mantık da soyut ve külli mefhumları kavramada aklın hataya düşmesini önlemekte, bunun için kurallar ortaya koymaktadır. Sakın aklınıza şöyle bir şey de gelmesin. Ya Kur'an bu konuda ne diyor? Bir de bunlar var ya, Kur'an'ın 700 yerinde akılla alakalı mesele geçiyor. Denilebilir ki 700 ayetin içerisinde akıl ve alt argümanlarıyla alakalı ayette yeri geçiyor. 3 aşağı 5 yukarı. Nisa ayet 82. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Bu ayeti kerimeyi almamın sebebi bu. Onlar bütün Müslümanlar, bütün inananlar. Bu sadece sahabeye ait bir şey değil. Bu sadece tabiine, tebaî tabiine ait bir şey değil. Bu her inandım, her Müslümanım diyen kimseye ait bir şey. Madem ki Kur'an bütün zamanların kitabı, o zaman hitabı da bütün zamanların insanı. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Gereği gibi düşünüp çalışanlar anlayacaklar çünkü. Gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazsak biz inanmış olduğumuz dinin kitabını anlamaktan uzak olacağız. Anlamaktan uzak olacağız. Okumaktan değil. Herkes okuyor. Anlamaktan uzak olacağız. Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı. Tabiri caizse Cenab-ı Hak dahi hem kendisi söyleyip hem kendisi diyaliktik kuruyor. Diyor ki onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Soruyor. Onlar dedi kim? Müslümanlar, müminler. Ve bütün zamanlara mührünü vuruyor. Bütün zamanlara. Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı. Ve Kur'an bu manada tabiri caizse şatahat ediyor. Diyor ki bir çelişki bulun getirin bana. Bu mümkün değil, imkansız. Ama önemli olan şu, gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmak. Müslümanlar geri bu böyle sanki Müslümanları eleştiriyorum böyle sakın ha kendim de dahilim buna kendimizi ikinci sınıf pozisyona anlamıyormuş gibi değil. Bu konuda hep beraber yeniden Kur'an'ı gereği gibi düşünme niye ait? Akla ait. Bize ait düşünme. Çünkü o düşünme olmazsa bu noktada mümkün değil. Arabi'yi hemen devreye katacağım burada düşünmeyle alakalı. Allah'ın zatına dair ilimleri gizli bir şeyi açığa çıkarmak için aklı düşünme duyusuna aşık etmiştir. Allah Arabi diyor bunu. Fütuhat cilt 2 sayfa 301. Allah zatına dair ilimleri yani gizli şeyleri açığa çıkarmak için aklı düşünme duygusuna aşık etmiştir. Cenab-ı Hak
zatına ait bilinmeyenlerin meydana çıkması için insanoğlunun aklını düşünme duygusuna aşık etti. Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Ayet-i kerime bu. Ve ayet-i kerimenin tefsiri kimden? Arabi'den. Allah zatına dair ilimleri gizli bir şeyi açığa çıkarmak için aklı düşünme duygusuna aşık etmiştir. Bu muhteşem TikTok dün gece öyle kendiliğimden böyle de alt alta üst üste getirince dedim ki ya bu Mustafa Özbağ bu seninle alakalı değil dedim. Bu direkt Arabi'nin kerametidir. Gecenin saat 2'sinden sonra. Bu kadar üst üste gelebilir. Ve ne yazık ki akıl. Buradaki akıl sadece, tabi bunu ileriki safhalarda geleceğim, bildiğimiz aklın içerisine kalbi aklı da katmak. Kalbi düşünceye de katmak. Bu nesi? Bu da manası. Manevisi. Eğer biz kalbi bu noktada devreye katmazsak o zaman yine tamamlanmış olmaz. Fütuhat cilt 3 sayfa 7. Aklın elinde manalar için bir terazi vardır ki buna mantık denilir. Aklın elinde manalar için bir terazi vardır ki buna mantık denilir. Bunun da iki öncül denilen iki kefesi mevcuttur. Bir terazi, iki öncül kefesi var mantığın. İnsanlar mantık kurallarına riayet etmedikleri zaman mantıksızlığa düşüyorlarsa dindarlar da dinin mantığına riayet etmediklerinden dinde mantıksızlığa, dinsizliğe düşüyorlar. Dolayısıyla günaha giriyor, münafık oluyor veya ikiyüzlü kimseler oluyor veya toplum içerisinde fasit insanlar oluyor, değersiz, kıymetsiz kimseler oluyor. Allah indinde de öyle oluyorlar. Neden? Dinin kendi içerisindeki mantık kurallarına riayet etmediklerinden dolayı. Namaz kılıyor, kötülüğe devam ediyor. Ayet-i Kerime de bize diyor ki, namaz sizi kötülüklerden alıkor. Çelişki var. Yani namaz kılan bir kimsenin kötülükle işinin olmaması lazım. En aşağı inmesi lazım. Toplumu dinliyorsunuz. Toplum en fazla namaz kılanların kötülüklerinden şikayetçi. Ama şikayet eden de kendisi aynı. Sebep, biz tamamiyetle kendi nefis dairemizde nefsimizi terbiye etmekten uzağız. Ve namaz bizi kötülüklerden alıkoyacağını, öyle bir argümanı var çünkü. Biz kötülüğe devam ediyoruz. O zaman biz dinin kendi içerisindeki dinin mantığına uygun davranmıyoruz. Bu dinin kendi içerisindeki uygun mantığına uydurmamak için de insanlar uğraşıyorlar. Yani koskoca profesör çıkıp horozdan kurban olur deyince dinin kendi mantığının alt üst ettiğini görmüyor. Balıktan kurban olur deyince dinin kendi mantığıyla oynamıyor. İnsanların din mantığıyla da oynuyor. Veyahut da birisi çıkıp da hadislerin hepsini inkar edince dinin kendi mantığıyla oynuyor. Dinin kendi mantığı var. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin.
Resulüm size ne getirdiyse alın, neden nehyettiyse bırakın. Bu noktada insanlar nasıl bir tıp ilmiyle alakalı, kulak, burun, boğaz ilminin öğrenilmesiyle alakalı bir mantık kurgusu var ise, yani bunun en basit bir şeysi, hocam birinci sınıf gelen öğrenciye ameliyata katıyor musunuz? Sebep? Yetersiz, değil mi? O bilginin mantığına göre en son yapacak olduğu iş, değil mi? Bakın, bir mantığı var. Hocam eğitimle alakalı birisine hemen eğitimde ona bir görev veriyor musunuz? Belirli kategorileri geçmesi lazım. Yani o mantığa uymazsa, bir kimse bir şey yapmazsa onu kabul etmeniz mümkün değil. Öyle değil mi? Evet, dinin de kendi içerisinde mantığı var. Siz dinin kendi içerisindeki mantığı yerli yerine koymazsanız iyi bir dindar olamazsınız. Eğer din bilgini iseniz, o mantık içerisinde bilginizi ve ilminizi devam ettirmezseniz size din bilgini demezler. Veyahut da herkes döner, ya bu nereden konuşuyor der. Ama bu, eğer din mantığını, dinin kendi içerisindeki mantığını biz kendimiz yaşamıyorsak o zaman biz de günaha giriyoruz. Dinin kendi içerisinde mantığı var çünkü. O dinin kendi içerisindeki çalışan mantığına bizim katkıda mı bulunmamız lazım, yoksa onun tersine mi gitmemiz lazım? Katkıda bulunmamız lazım. Nasıl? Dinin kendi mantığı içerisinde düşünerekten, dinin kendi mantığı içerisinde yaşayaraktan, dinin kendi mantığı içerisindeki ahlakıyla biz durursak, o zaman bir, ilk önce kendi dini hayatımızı kurtaracağız. İki, bizimle beraber etrafımız kurtulacak, toplum kurtulacak. Ama bu din mantığını geliştiremediğimizden, adam çalmış, hacca gitmiş. Ya o çaldıklarını bir dağıt, hacca ondan sonra git. Adam her türlü üç kağıdı yapmış, bir tane cami kurmuş oraya. İsmini de yazmış. Ya bu adam, dedim ya, faizcinin teki. Nasıl yani? Ya benden faiz istedi bu adam, dedim. Ticaret yaptığım adam benden faiz istedi, dedim. Buraya cami yaptırmış. Bu adam Bursa'nın bir numaralı faizcisi. Ama dinin kendi mantığı içerisinde ona cami yaptırma izni dahi verilmemesi lazım. Ona denmesi lazım ki sen kan emici sülüksün, Allah'ın men ettiği en büyük haram dediği bu haramı yaptın. İnsanların kanını emdin, faizle para sattın, şimdi cami yapıyorsun. Veyahut da en büyük faizci Bursa'nın karakol inşaatı, karakol yaptırıyor adam. Bildiğiniz karakol. Bilmem kim karakolu. Allah Allah. Ya bu adam nasıl karakol yaptırıyor? Bu adamın karakol yaptırılmasına müsaade edilmemesi lazım. Veyahut da adam soymuş, soğana çevirmiş. Her meslekte var. Kalkmış, bir şey yapıyor ona. O bir şey yapıyor. Veya hastanede adamın adı yazıyor. Oda yaptırmış orada. Odaya da oraya adamın yazdı. Ben dedim, bu adamın ne işi var burada, dedim, hastanede ismi yazılıyor. Ben tepki koyuyorum ilk önce. İşte mantık. Dinin kendi içerisindeki mantık. Çalışmazsa dinin kendi içerisindeki mantık yerli yerine oturmazsa sıkıntı. İki yüzlü Müslümanlar, münafık Müslümanlar, dinsiz Müslümanlar, dinin kendi içerisinde mantık çalışmazsa Allahu Ekber deyip camileri bombalayan Müslümanlar. Bakın, Allah milletimize sabır versin. İstanbul'un göbeğinde terör. En son gelirken 10 şehidimiz vardı. Ankara'nın göbeğinde terör. Bir sürü şehidimiz oldu. Güneydoğu'da terör. Bir sürü şehidimiz var. Bunlar kimisi din adına,
kimisi dinsizlik adına. O mantık kurgulanmayınca işin içerisine mantıksızlık giriyor. Mantıksızlık girince küfür, münafıklık, ikiyüzlülük, terör çıkıyor. İyi bir Müslüman olmak için mantığı iyi bilmek, sebep ve netice arasında ilişkiyi iyi tespit etmek ve ona göre davranmak gerekir. Dindeki mantıksızlık kadar küçük düşürücü bir şey az bulunur. Acı sözler, hakkınız helal. Kendime söylüyorum bunların hepsini. Diğer sahalardaki mantıksızlık tutarsız bir iş yapmaktır. Başka bir mühendislikte de var. Belediyelerin, devletin yatırımlarında da var. Bir bakıyorum birisi kazıyor. Bu ne geçiyor buradan? Şu geçiyor. İki ay sonra başka birisi kazıyor. Şimdi ne geçiriyorsunuz? Şu geçiyor. O kapatıyor. Dört ay sonra başka birisi kazıyor. Lan şimdi ne geçiriyorsunuz dedim. Dayanamadım artık. Böyle baktılar hani seni ne ilgilendiriyor gibisinden. Dedim ya ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Beni ilgilendiriyor. Yani bir bilmem ne kameralar için kazdılar. Bir telefonlar için kazdılar. Bir doğal gaz için kazıyor. Bir bilmem ne için kazıyor. Ardından seçimler geliyor. Üzerine bir beton veya asfalt daha döküyor. Üç ay sonra bir daha kazıyor. Hadi bu mantıksızlıktan paramız gidiyor. Zamanımız gidiyor. Ekonomimiz gidiyor. Huzurumuz gidiyor. Ça 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 ça. Ya üç ay önce kazmadınız mı burayı? Hepsini bir geçireydiniz. Hepsini bir ihale edeydiniz. Ama bunu mantıksal olarak dizayn edecek bir mühendis kadrosu yok. Kim belediye başkanı? Doktor. Kim belediye başkanı? Ekonomist. Kim belediye başkanı? Buranın hatırı sayılır bir insanı. Kim belediye başkanı? Filancaların oğlu. Kim belediye başkanı? Şehir plancısı değil. Değil. Belediye başkanı kim? Siyasette bile kuvvetli olan kimse. Herkese alt ede de geldi. Her türlü delege avu bilmem nesi yemekler, ondan sonra paralar, pullar, sarı liralar, ayakkabılar belediye başkan adayı oldu. Onun için önemli değil kimin ne kadar kazdığı. O paramızı götürüyor. Ama dindeki mantıksızlık herkesin gözüne çarpıyor. Bütün dünya insanlarına. Bütün çevrenin. Hani kocaman bir sarık kafasında harika, cübbesi harika, şalvarı harika, yemyeşil giymiş, elinde cigara tütüre tütüre gidiyor bu adam. Böyle giyinmiş, yanındaki kadına bir hakaret ediyor. Allah'ım dayanamadım. Affedersiniz dedim. Buyur Hacı abi dedi. Bana böyle bir mülayim, bana mülayim davrandığın kadar şu kadıncağızı da bir mülayim davransaydın dedim. Sokağın ortasında dedim, bağırıp çağırıyorsun. Benim zoruma gitti dedim. Öyle baktı. Dervişlik tacile hırkada değil dedim. Yunus'un sözü. Olsaydı tacile hırka alırdım üçe beşe. Dindeki tutarsızlık bizi perişan ediyor. Müslüman din mantığına göre hareket etmek zorundadır. İyi bir Müslüman mantıklı olan, tutarlı davranan ve işi sözüne, sözü işine ters düşmeyen insandır. Mantık bu kadar dinde önemli yeri var. İşi sözüne, sözü işine ters düşmeyecek. Zulmetmeyin diye ayet-i kerime okurken zulmetmeyecek. Haksızlık etmeyin diye ayet-i kerime okurken ya hocam bu bizim cemaattandı, bizim tarikattandı, bunu bir geçiriversen demeyecek.
emanetleri ehline veriniz ayet-i kerimeyi okurken kalkıp da bu bizim partidendi, bu bizim cemaattendi, bu bizim topluluktandı deyip emaneti ona vermeyecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldi müşrik, Mekke'ye hizmet eden, ta ceddinin ceddi. Hazreti Ali Efendimiz anahtarı ondan almış, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine getirmek için. Diyor ki, ey Muhammed, sen de bilirsin ki benim ceddike buraya hizmet etmiştir. Mekke'ye hizmet etmiştir. Hemen anahtarı Hazreti Ali Efendimiz getiriyor, anahtarı alıyor, o kimseye veriyor Hazreti Peygamber. Müşrik demedi. Müşrik demedi, anahtar ona verdi. Dedi ki, senin adaletin bu mu? O müşrik. Evet dedi. İslam'ın adaleti bu dedi. O kimse hemen Müslüman oldu orada. Ve hemen ayet-i kerime indi. Allah emanetleri ehline vermenizden çok hoşnut olur. Hadis-i şerif, ne zaman ki emanetler ehline verilmez, kıyamet bekleyin. Kıyameti. Müslüman mantıki olarak da ne olacak? Tutarlı olacak. Tutarlı olacak günlük yaşantısında. Önce mantığın şeriatını anlattım size. Bu ilmel yakin noktasında mantık. Birinci derecede hepimizin vazifeli olduğu, hepimizin düşünmemiz gereken bir şey. Hepimizin. Başımızdaki başörtüyle birhanede gidip bira içilmez. Bu değil. Doğrusu bu değil. Evet. Sakalınla sen gidip de işte eller havada yapamazsın. Bu doğru değil. Değil. Seni rezil eder bu davranışların. Bu mantık değil. Mantıksızlık çünkü. Bunun gibi. Evet. Döndük fütuhata. Akli ilmin mizanına gelince, aklı ilmin terazisi, akli ilmin mizanı, Fütuhat 3. cilt sayfa 8. İki kısımdır. Akıl bunun bir kısmını kendi fikriyle idrak eder. Akıl bunun bir kısmını kendi fikriyle idrak eder. Ve bu ise manalar konusunda, mantık ve lafızlar konusunda da gramer, dil denilen şeydir. Demek ki bu iki şeyin birisi manalar konusunda mantık ve diğeri de lafızlar, yani kelimeler, söz anlamında gramer denilen şeydir. Mantık doğru düşünmeyi öğretir, ancak bu düşünülen şeyin hakikat ifade ettiği anlamına gelmez. Sadece zihnin metodik hata yapmasını engellemek suretiyle zihni önceden öngörülebilen türden hatalardan korur. Nutuk kelimesi, yani az önceki konuşmayla alakalı, lafızla alakalı. Nutuk kelimesi eski Yunanca'da hem akıl hem de konuşma söz manasında gelen logosun karşılığıdır. Ragıp el-İsfahani, nutuk kelimesinin genellikle dilin çıkardığı ve kulakların duyduğu kesik sesler için kullanıldığını ifade ettikten sonra insanın dışındaki varlıklar içinde nadiren ve yalnız ses anlamında kullanabildiğini söyler. Nitekim Kur'an'daki mantukut tayr ifadesinde, bu Neml suresinde geçiyor, ayet 16, hani Süleyman aleyhisselam diyor ya, bana kuş dili verildi diye. O normalde işte o kuş diliyle alakalı şeyde, oradaki kelime mantıkul tayır olarak geçiyor. Ve bunu tabi mantık kelimesini de bu manada insanların dışındaki varlıkların üzerine de bunu atfetmek mümkün. Nitekim enteresan bir şeye baktım. Elmalı bu konuda ne demiş diye baktım. Hoşuma gider Elmalı benim. Yani Atatürk'ün döneminde yazılmış tefsirlerden birisidir.
gerçekten bence son dönemin en iyi tefsirlerinden birisi. Atatürk'ün döneminde yazılmıştır. Dikkatinizi çekerim. Ve ben son dönem tefsirlerin içerisinde özellikle dönüp baktığım tefsirlerden birisi. Ben başka tefsirlere pek bakmıyorum. İşin tabiri caizse ta dönüyorum Taberi tefsirine bakıyorum. Özellikle Elmalı'ya baktım. Bu konuda Elmalı ne demiş diye hoşuma gitti. Netice olarak mantık-ı tayırda kuş dilinden başka bir mana vardır. Yani mantıktır, kuş dili değildir diyen keşfül esrar sahibiyle beraberiz. Biz de buna meşhur olduğu üzere yalnız kuş dili demeyi yeterli görmeyip Kur'an'ın lafzını koruyarak kuş mantığı demeye uygun buluyoruz. Elmalı'nın bu konudaki mantıkla alakalı ve kuş diliyle alakalı meseleyi aldım. Bu da bize bir temel teşkil edecek. Çünkü Arabi malum her varlığın dili olduğunu savunur ve her varlığı konuşturur ve varlıkla konuşur. Varlığın her kademesiyle konuşur. Sufiler için bu tahtanın dili vardır. Çünkü bu tahtanın bir mantığı vardır. Siz bu tahtayla irtibat kurabilirsiniz. Bir ilinti kurabilirsiniz. Sufiler varlığın her derecesinde ve varlığın içerisinde bulunan her şeyin bir dili olduğunu ve o dil, o şeyin dilinin gerçekte onun mantığı olduğunu, onunla irtibatın kurulabileceğini, onunla konuşulabileceğine inanırlar ve konuşurlar. Tabii bunu böyle söyleyince de bizim doktor da hemen psikolojik sendrom belirtileri var der, teşhisini koyar. Değil mi doktor? Değil mi? Öyle mi normalde tıp biliminde? Duvarla konuşamazsınız, değil mi? Evet. Sufilerle bu tip pozitif bilimcilerin ayrıştığı yerlerdir. Sufiler varlığın içerisinde bir surete bürünsün bürünmesin bir şey var edildiyse onun bir mantığı olduğunu, onun bir ruhu olduğunu, onun bir canı olduğunu, onunla konuşulabileceğine inanır. Sufiler. Ve onun üzerinde odaklanırsa sufi, o şeyin üzerine odaklanırsa onunla bir bağ kurar. Onunla bir ilinti kurar. Bu bağ ve ilintiyi özellikle söylüyorum. Çünkü Arabi'nin mantık çerçevesinde bu bağ ve ilintinin çok önemli bir yeri var. İşte Elmalı da normalde o kuş dili değil, bu noktada kuş mantığı sözünü kullanıyor. Tabi Arabi'den böyle bir mantık tarifi aldıktan sonra ikincisi neydi? Düşünmenin haricinde dildi, gramerdi. Önemli olan bir işi düşündüğünü, o noktada fikrettiğini dile çevirmek çünkü. Eğer dile çeviremiyorsanız siz onu, hayalinizi, Arap için çok önemlidir ya hayal. Hayalinizi kelimelere aktaramıyorsanız, gördüğünüzü anlatamıyorsanız, hissettiğinizi anlatamıyorsanız, hissettiğinizi doğru anlatamıyorsanız veyahut da keşf çok önemlidir bilgide. Bilgi yollarından birisidir. Yani normalde tabii mantığı konuşacağız. Mantığı konuştuktan sonra ardından bilgi yollarından birisi Arabi için çok önemli keşftir. Keşf olunca keşfetmek. Yani o güne kadar bilmediğini öğrenmek. Bu öğrendiğin şeyi anlatabilmek. Bunu aktarabilmek. Buna lafız bulmak. Buna kelime bulmak. Buna bir şekilde deyim üretmek. Deyim üretmek. Kelime üretmek gerekir. O güne kadar hiç kimsenin görmediği bir şeyi görüp ona kelime üretmek. O güne kadar hiç kimsenin duymadığı bir şeyi duyup ona kelime üretmektir önemli olan. Ve düşünebiliyor musunuz? Arabi'nin türettiği, ürettiği deyimleri hala da insanlar çözmek için uğraşıyorlar. Tam çözebilmişler değil.
Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini de biz daha tam çözebilmiş değiliz. Elif, lam, mim duruyor orada. Çözümleyebilmiş mi? Hayır. Çözümlenemeyen Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerime var mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa çözümlemek mümkün değil. Ama onun üzerinde düşünüp o gün için, o zaman içerisinde anlamaya çalışıp bu zamanda bu manaya geldi demek lazım. Ama biz o mantığı da kaybettiğimizden, biz bir ayet-i kerimenin bu zamanda ne manaya geldiğini söyleyen bir kimse bize söylerse, eğer bizim kısacık bilgimize uymazsa biz reddedip onu küfre saplıyoruz. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in o insanlar düşündü mü ki, Kur'an'ın üzerinde yeterli derecede düşündü mü, ayeti kerimesine bakaraktan, bir kimse düşünerekten, bir kimse bir iştihad eder de yanılırsa bir sevap alır, yanılmazsa 10 sevap alır. Hadisini de unuttuk. Bir kimse bir ayet-i kerimenin üzerine tefekkür etti, düşündü, bu manaya gelir dedi. Yanıldı. Bir sevap alıyor. Yanılmadı, 10 sevap alıyor. Kur'an ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize Kur'an'ın üzerinde düşünmeye yoğunlaşmamızı istiyor. Hata yapabiliriz. Hata yaparsak kasıtlı değil, kasıtlı olmadığından bir sevap alacağız. Nahivciler, yani gramerciler kelimeleri, Arabi söylüyor bunu, İsim, fiil ve harf, edat olarak üçe böldüklerine bak. Onlardaki fiil, yani kelamcılardaki fiil, bizim indimizde meydana geliştir. Yaratılıştır yani. Onlar fiil der, isim, fiil ve harf. Onlardaki fiil bizim indimizde meydana geliştir. Onlardaki harf ise bizim indimizde rabıtadır. Yani iletişim kurmadır, harf. İletişim kurma. Arapların indinde lafızlar 4 kısım üzerinedir. Araplar indinde. Buradan Arapçaya yöneliyor. Lafız biliyorsunuz esas itibarıyla ağızdan çıkan manalı manasız sözlere deniyor. Lafız. Bazen de mana karşıtı laflara da söylemişler lafız diye. Bir, mütebayin. Yani münferit, tek anlam taşıyan lafızlar. Bunlar isimlendirildikleri nesneler tek tek olanlardır. Deniz, anahtar, makas, masa, tek tek. Mütevatı lafızlar, yani herhangi bir cins fertlerine itlak olunan lafızlar. Cins, adam, kadın, çocuk. Bunlar cins isimler. Müşterek lafızlar, tek bir sıga halinde muhtelif manalar üzerine itlak olunan lafızlardır. Ayın gibi, müşteri gibi ve insan lafızları gibi. Müteradif lafızlar, çeşitli sıgalar halinde bir tek mana üzerine itlak olunan lafızlardır ki Esed, Hezber, Gazanfer hepsi arslan manasında. Yahut seyf, hısam, sarım hepsi de kılıç manasında. Veya hamur, rahik, handeriz hepsi de şarap manasındaki lafızlar gibi. İnsanın bir dili konuşması ya da anlaması nasıl o dilin gramerini bilmeye gerektirmiyorsa, aynı şekilde mantıklı düşünmesi, mantık bilmesine bağlı olan bir şey değildir. Mantık ilkelerine bağlı düşünme, doğru ve tutarlı düşünmedir. Arabi, Aristoteles'in mevcut mantık bilgilerinden hakimdi değildi, orasına beni ilgilendiren bir mesele değil. Ama oraya hiç girmeden, oraya hiç dalmadan, Kur'an, sünnet ve tasavvuf mantığı içerisinde kendince nispetler ve kıyas ettiği şeyler var. Kıyas etmiş bir şeyi bir şeye. Öyle enteresan noktada durmuş, öyle o enteresan lafızlar, öyle enteresan diyalektikler kurmuş ki, bunları ben kendim belki de
tespit edememiş olabilirim. Aristoteles'in mantığıyla bir bağlantı kuramadım hiç. Ve kendi kendime dedim, demek ki dedim bir medeniyetin temeli böyle atılıyor. Ve üzerinden 900 sene geçse dahi böyle konuşuluyor insanlar. Yani üzerinden 900 sene geçmiş, konuşuluyor hala da. Ve Avrupalılar boşuna Arabi kürsüleri kurmuyor üniversitelerinde. Londra'da, New York'ta, Berlin'de, Japonya'da, Tokyo Üniversitesi'nde. Boşuna Arabi kürsüleri yok. Ve Avrupa'nın büyük büyük koca koca üniversitelerinde Arabi kürsüleri var. İngiltere'de Arabi öğretisi veren dernekler, kuruluşlar var, kurumlar var. Bunlar insanları toplayıp Arabi öğretisi, Hristiyan bunlar bizim bildiğimiz. Onlara Arabi öğretisi veriliyor. Arabi öğretisi veriliyor. Ne yazık ki bizde yok. İşin en acı tarafı bu. Ya bizde matematikçi Arabi öğrenmiyor. Fizikçi Arabi öğrenmiyor. Yani koskoca bir fizik profesörü Avrupa'dan gelip yani Tekke'de bize bana Arabi'yle bağlantımı sordu. Dedim severim. Biz dedim uzak. Siz dedi Arabi küfür ehli görenlerden değil misiniz? Hayır dedim ben. Hoşuna gitti. Dedi Müslümanlar Arabi'yi küfür ehli olarak görüyor. Ben de özür dilerim. Cahil olanlar öyle dedim. Avam olanlar öyle görüyorlar dedim. Dedim ben kendimi avam dışı görmüyorum ama dedim ben öyle görmüyorum diyor. Adamın çok hoşuna gitmişti. Yani gerçekten enteresan Avrupalılar bizden fazla biliyorlar Arabi'yi. Bizim üniversitelerimizden fazla biliyorlar. Bakın fazla biliyorlar. Biz yeni yeni bu bizim kendi değerlerimize dönmeye başladık. Burada tabii Arabi'de bu geniş bir sohbet uzun. Ben bir giriş yapacağım. Önümüzde kaya bırakacağım bunu. Yormayacağım ne sizi ne kendimi. Burada Arabi enteresan mantık temeli atıyor. Mantık temeli atıyor. Enteresan bakın. Nispet yani bağıntı, ilinti, ilgi. Yani nispetin karşılığı bu. Aklı bir şeydir. Akli bir şeydir. Nispet. Bir şeyle bir şeye bağlantı kurmak. Bir şeyle bir şeyi ilintilendirmek. Bir şeyle bir şeyi bu noktada bir şeye ilgili olmak. Akli bir şeydir. İki şey arasında gerçekten mevcut değildir. İşin en enteresan noktası bu. İki şey arasında siz ilinti kurabilirsiniz ama gerçek değildir. İsimler dahi nispetlerden ibarettir. İsimler dahi yani bağıntılardan, ilgilerden ibarettir. Fütühat 2. cilt sayfa 63. Nispetler aleminde araz olanlar vardır. Burada araz bir şeyin ana maddesi cevherdir ya. Araz ise o cevhere bağlı olarak meydana gelen bir şeydir. Sufiler bunu çok kullanırlar, cevher ve arazı. Cevher bir şeyin ana maddesidir, öyle diyelim. Araz da onunla bağlantılı, onunla ilintili bir şeydir. Özelliğidir onun. Örneklemek gerekirse demir bir cevherdir değil mi hocam? Elementin. Onun efendim cevherden elde edilir demir. Ama demirin bir de kendi içerisinde sertliği vardır değil mi? Başka şeye göre serttir demir. Sertlik arazi olmuş oluyor demirin. Anlatabildim mi? Arazi. Bir özelliği evet onunla ilgili bağlantılı. Ama onun özelliği. Demirin özelliği nedir? Sertliktir. Örneğin. Yani demir sertliğiyle bilinir. İşte araz da bu.
onun bir özelliği, onunla alakalı bir şeyin ilintisi, bağı. Renklerde siyah beyaz gibi örneğin. Birbiriyle normalde birbiriyle bağlantılı, ilintili. Bir de keyif var arazlardan. Bu keyfiyetten sudur etmiş bir şey. Bir şeyin hali. Hani derler ya, keyfin nasıl? Biz de iyiyiz hamdolsun deriz. Keyif bir şeyde, bir şeyin hali. Bir şeyin normalde kendi dairesindeki duruşu. Keyif denilince. Bir de Arabi çok kullanır bunu. İleride bunları normalde hep böyle lafızların içerisinde göreceğiz. Kem lafzı var. Bu da araz. Bu ne? Kemmiyet. Örneklemiş onu. Bir adım bir ziradan daha uzundur. Bir zira bir karış veya bir zira bu kolun bir şeyi herhalde o kadar öyle olması lazım. Bir adım ondan daha uzundur. Bu ne? Buna da kemmiyet demiş ona Arabi. Yani bir de ne lazım bize? Arazlarla alakalı mekan lazım. Mekan bir şeyin bulunduğu yer. Halit Hoca'nın başı omuzlarının üzerinde. Yani bu normalde ama omuzlarının üzerinde boynu, boynunun üzerinde başı var. Bunu ne yaptık? Halit Hoca'nın başının normalde mekanını anlattık. Yani normalde ama Halit Hoca'nın vücudu da ayaklarının üzerinde. Ayakları da zeminin üzerinde. Bakın bir şeye mekan atfetmiş olduk anlatırken. Dil önemli ya, gramer noktasında bir şeyi anlatabileceğimiz temel özellikler bunlar. Bir şeyi anlatacağız. Ona ne lazım? Ona mekan lazım. Ona ne lazım? Ona kemiyet lazım. Uzak mı, yakın mı? Ona ne lazım? Keyfiyet lazım. Onun halini arz edeceğiz çünkü. Bir şeyi anlatacağız. Bir şeyi dile dökeceğiz. Bir şeyi kelimeye dökeceğiz. Bir manayı dile dökeceğiz. Dile dökmemiz için, onları harflere dökmemiz için o şeyin bir halini bileceğiz. İki, kemiyetini bileceğiz. Uzaklığını ve yakınlığını bileceğiz. Üç, mekanını bileceğiz. Dört, zamanını bileceğiz. Zaman ki işte Halit Hoca'nın zamanla alakalı anlatacaksak Halit Hoca'ya şöyle bir şey diyebiliriz. Halit Hoca ayağını sallıyor, ayağını sallarken de elini sallıyor. Ayağını salladığı zaman da eli sallandı. Anlatmak istediğimiz zaman bu. Ay, sallasana hocam ayağını. Deminden beri sallıyorsun. Ayağını salladığında eli de sallandı. Ne zaman eli sallandı? Ayağını salladığında eli sallandı. Bakın bunlar Arabi, bunları kelime kelime düşmüş. Yani demiş ki zaman, zaman neyin zamanı? Zaman Allah'tır. O zaman değil. Bir şeyin zamanı. Elini salladığı zaman ayağını salladığında elini salladı. Kün ol dedi. Ol dedi. Ondan sonra her şey oldu. Ondan sonra oldu. Bakın ondan sonra oldu her şey. Önce ol dedi. Ol dedikten sonra oldu. Ne zaman oldu? Ruhlar alemi ne zaman yaratıldı? Bak soruyoruz. Ruhlar ne zaman yaratıldı? Levh-i Mahfuz'dan sonra. Çünkü Arabi'nin temel alanı varlık. Temel alanı vücut. Bunları anlatabilmesi için kendi mantığının içerisinde bunların yerli yerine konması lazım. İnsan ne zaman yaratıldı? İnsan yaratıldı mı var? Şey, bir şey mi? Evet. Ne zaman yaratıldı ama? Varlığa geçtiği zaman
Dünya yaratıldıktan sonra. Neden? Cebrail aleyhisselam dünyadan toprak aldıktan sonra yaratıldı. Bakın zaman çıktı. Neyle zamana bağlandı? Dünya ile ilintilendi. Dünya ile ilintilendi. Dünya neyle ilintilendi? Dünya önce mana alemiyle ilintilendi. Bakın hepsi de birbirine ilintilendi. Siz de ilintilisiniz. Kim ne zaman doğdu? Annesi doğurdu. Nerede doğurdu? Filanca yerde doğurdu. Filanca yerde doğurdu. Ne zaman doğurdu? İşte önceden anlatılmış olsaydı, inekler doğurduğu zaman doğduydu. Baharda. Ne zaman doğduydu? Ya bir kış olduydu, bir kış olduydu da hani çığ geldiydi de tarih yok ya zaman için. Bakın zaman belirliyor. Bir şeyin bir şeyle ilintilisi. O zaman bir şey anlatacağımızda zamana da ihtiyaç var. Zamana ihtiyaç var. Bu sohbet ne zaman oldu? Lodos vardı. Lodoslu bir havada oldu. Lodos olduğunda gemiler iptal oldu. Ne zaman iptal oldu? Gemiler iptal oldu. Ne zaman? Lodos çok esince. Nerede iptal oldu? Çanakkale'de. Mekan. Biz uzaktık oraya. Ne oldu? Kemiyeti de koyduk. İzafet. Yani bir ilinti, bir bağlantı da. Erkan babasının oğludur. Bağlantı. Ben babamın oğluyum. Benim babam bu, ben de onun oğluyum. Benim Allah'ım bu, ben onun kuluyum. Benim peygamberim bu, ben de onun ümmetiyim. Bir de durum. Bir şeyin durumu. Ona eski dilde vaaz denir. Arabi'de bunlar çok önemlidir. Bakın Arabi'nin dediğim gibi mantık kullanımı hiç Aristo'yla bağlantısı yok bak. Bir de Arabi der ki bu şeyin vaazı yani durumu. Halit Hoca benim altımdadır. Durum bu. Buradaki topluluk alçaklık yükseklik açısından benim altımdadır. Birinci kat semavat, ikinci kat semavatın altındadır. Yedinci kat semavat, altıncı kat semavatın üstündedir. Şimdi mesele daha iyi oturdu, öyle değil mi? Evet. Bir de fiil. Burada Arapçasını almış. En yef'al demiş. Var mı ilahiyat okuyan? Ne demek? En yef'ale. Var mı ilahiyat okuyan elini kaldırsın. Şimdi hiç kimse kaldırmayacak. En yef'ale. Onun gibi bir şey. Ama yani en yef'ale. Ben yemek yemek olarak biliyorum ama sen yemek yedin. Enteden sen demek. Yef'ale yemek. Sen yemek yedin. Yef'ale. Öyle mi? Onun gibi. Yani işte bir başkası yaptı yani fiili. Bir de en yenfa'ile. En yani faile. Benim Arapçam çok iyi değil.
Yani orada da bir faile var ama yen faile, yani en yen faile. Bu da böyle işte bir şey, şöyle söyleyeyim, bunun tabiri yani bir şey yaptım manasında. Anladın? Ben öyle anladım. Arabi bu nispet ve kıyası füduatında çok kullanılır. Ve genel mantığını bu nispetler üzerinde ve kıyaslar üzerine kurgular. Ve işin enteresanı, şimdi sohbeti burada bitireceğim. Öyle enteresan tespitler yaptım ki Allah affetsin, Cenab-ı Hak denk getirdi. Metafizik noktasında dahi sorular sormuş kendi kendine. Hem mantık hem metafizik noktasında sorular soraraktan, cevaplandıraraktan yürümüş. Tabii bunun ana temelini oturtururken işte cevherdi, arazdı, 10 tane maddeydi, bunları oturtturmuş, yerleştirmiş. Onun üzerine mana noktasında ve mantık noktasında sorular ve kıyaslamalar yaparaktan bu noktada mantığını oturtturmuş. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse, ay daha doğrusu, bu meseleyi, bu kıyas ve bu noktada nispet üzerinden daha iyi konuşabileceğine inanıyorum. Bu sene, bu ay kendimce mantığı neyin ne olduğunu Arabi'de bunu oturtturmaya çalışayım dedim. Önümüzdeki hafta da bunun mantıksal ve metafiziksel açılımını yapacağız inşallah. Biraz böyle karışık anlatmış olabilirim. Karışık anlattıysam, sürçülisan ettiysem af ola. İnşallah bir sorunuz varsa bu dairede veya bunun dışında sorularınızı alayım. Ben sormak istiyorum. Kullandığım kelimelerden ve anlatım tarzından anlaşılmayan bir şey oldu mu? Bunu açık yüreklilikle sizden cevap olarak, yani bunu böyle kendimi methetmek içerisinde değil, gerçekten dil ve anlatım olarak neredeyim onu görmek isterim. Hocam sizce? Reel olun. Anlatım olarak ağır, böyle dil ağırlığı kargaşası yaşayan var mı? Evet. Ben bu konuda bir eleştiri yapabilirim. Şimdi bazı pasajları okurken, biz bazı pasajları okurken oradaki anlam bütünlüğünü yakalayamayabiliyoruz. Bunu mesela siz anlıyorsunuz ve bu konuyu çalıştığınızdan, üzerinde oturtturduğunuzdan, fakat o arayı hızlı geçtiğimizden biz onu tam böyle içimize sindiremeyebiliyoruz. Yani bu mesela benim tarzım da diyeyim. Yani tam olarak onu mesela oturtamadan ikinci bir şey geliyor karşıma. Mesela ben bazen bir kitap okurum. Kitabın ilk 10 cümlesini okurum. Ben okuyamam bir daha. Orada bir düşünceye giderim, bir yere giderim. Hiçbir kitabı bitiremem veya hiçbir aldığım muhakkak bir düşünceye giderim. Günlerce orada düşünürüm. Burada da mesela ilk okuduğumuz zaman ben bunu yaşıyorum. Yani bir yer geliyor karşıya ama orada ikinci yeri ondan bağdaştıramıyorum. Bu belki benlik bir şey ama ben yine bir şey olsun diye söyleyeyim. Ben bağlantısız kalabilirim belki de, o yüzden normalde bu konuda bir iddia sahibi değilim. Bir ikincisi, mantıkla kıyas arasındaki farkı anlayamadım. Mantığın en önemli Mantık kıyas mı yani? dört tane işlevsel, dört tane böyle işte mantık yolu dedikleri şey var. Aristo'ya göre, hoş Arabi onu orada tutmamış da, bu dört tane mantığın düzgün yoluna gidebilmesi için bir şeyin bir şeyle kıyas edilmesi, ilinti kurulup kıyas edilmesi. Bir şeyi bir şeyle kıyas etmek. Doğruya ulaşacak ya.
doğruya ulaşması için kıyas etmek. Mesela dini ilim noktasında bakılacak olursa İmam-ı Azam Hazretlerinin bir had cezasını veyahut da bir ibadeti başka bir ibadetle kıyas etmesi gibi. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz'in sahabeyi Efendimiz'i Yemen'e göndermesi. Gönderirken ona diyor neyle amel edeceksin? Kur'an'la. Bulamazsan sünnetinle. Bulamazsan kıyas ederim ya Resul. İş yani üçüncü yani akıl demiyor mesela. Kıyas diyor. Kıyas. O kıyasla bu mantığın arası acaba i̇şte aynı o kıyası şey kuran mantık. O zaman mantık kıyasın babası diyebilir miyiz yani bir gömlek hani yine Arabi felsefesine göre. Yani mantık normalde yani mantığın en önemli elindeki argümanlardan birisini kıyas diyebiliriz. O zaman her düşünce, her fikir ve her kavram mutlaka bir önceki kavramının mantığından mı doğdu? Öyle diyemeyiz ama onun doğrulama noktasından birisi de kıyastır. O zaman her şey birden geldi diyebiliyoruz. Diyebiliriz. Bir, iki, bir, iki olurken iki temellerini bire dayandırdı. Eyvallah. Az önceki anlattığımız gibi. O zaman mı? Yani burayı anladım. Evet. Şimdi bu eleştirim de yanlış anlaşılmasın. Hani, yok. Sneakers'ın bir reklamı var. Açken ben, sen. Ben kendim açtım eleştiriye kendimi. Evet. Açken sen, sen değilsin diye. Şimdi arkadaşlar bilir sizin doğal konuşmanız sırasında. Yani okumadan bu şekilde konuşmanız sırasında ben bazı fiziksel aktiviteler görüyorum. Mesela göz bebekleriniz küçülüyor. Ve bazen hani yani o anlatımınız onu yaşarken sanki daha mı doyurucu oluyor? Evet evet karşıdakine de doyurucu oluyor. Şimdi okurken arkadaşlarla bunu böyle tam o hissiyatı yani anlayamadığımızdan veya onu ama beklediğimizden bu böyle, sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu böyle sufiler kendilerince yaşamayı ve anlatmayı severler. Yani onu içinde yaşar gibi anlatma tarzımız ama var ya. Ama normalde işin teknik boyutuna girince böyle kabız hali yaşıyorlar. Ya yani ben zaman şuraya çıkıp da orta yere mantığı anlatsaydım senin dediğin gibi olacaktı. Biz doymuş olabilirdik o zaman. Ama Arabi'de mantığı anlatınca ben buraya çıkıp mantığı anlatmam, kendi mantığımı anlatacaktım. Ben şimdi Arabi'de mantığı anlatınca dairem sınırlı benim. Arabi'de mantığı anlatınca burada o kimse şimdi derse ki yani bir kimse Arabi'de mantığı anlatacaksan bir tek geniş eksenli bunun fütuhatında var. Pardon, füsusunda var. Ama biz bunu normalde füsusundan anlatmaya kalkarsak işte üniversite çevresi kendilerince şunu diyebilir bir kimse. Füsusun neresinde geçiyor bu? Bu önemli. Bunu ben kendimce de önemli görüyorum. Kendimce de önemli gördüğüm için ben oturuyorum füsustan ders çalışıyorum. Ve bunu ben pratikten belki de geçsem şurada ön tarafa şimdi mantığı Allah affetsin. Altından girer, üstünden çıkarım. Benim sevdiğim şeydir. Bir kimsenin mantığını kullanmasını severim. Siz mantığı iyi kullanıyorsunuz. Ben severim onu. Evet. Yani ben normalde böyle sufiliğe bakarken mantıksız açısından bakmam. El titremesi, ayak titremesi bir mantıktı mesela. Mantıktı. Müthiş mantıktı yani. Mantıktı. Mesela benim aklım, yani arkadaşlar da siz de affedin. Mesela böyle düşünürken, çok ciddi düşünürken aklıma bazı böyle farazalar geliyor. İçinde ya mantık nedir? Mantığıyla cantığın karışımıdır. Böyle absürt düşünceler geliyor. Bunlar nedir? Ama bunları yok, nasıl engelleyebilirim? Ya bir işin tekniği var çünkü. Mesela biz eğer bu meseleye her şeyin kendi içerisinde bir mantığı olduğunu düşünürüm. Her şeyin ama. Mantık dışı gelen düşünceleri nasıl engelleriz? Hiçbir şey mantık dışı değildir. O zaman ya bilakis ses diyor ki mantığıyla cantığın karışımıdır. Hiçbir şey, kainattaki hiçbir oluşum insanların üzerindeki herhangi bir veya insanların dışındaki herhangi bir hiçbir oluşum
hiçbir varoluş mantıksız değildir. Bununla ben mücadele etmeli miyim? Hayır. Normalde şöyle yani. Cenab-ı Hak bize bunu anlatırken yaratılan hiç her şey bir hesap kitap üzerine yaratılmıştır diyor. Yaratılan her şey bir hesap kitap üzerine yaratıldıysa yaratılan her şeyin hem külli noktada bir mantığı hem de cüz'i noktada bir mantığı var. O zaman biz hem külli mantığı hem de cüz'i mantığı kabul etmek zorundayız. Zaten o senfoniyi yakalayamamak cüz'i mantığa ve külli mantığa ayak uyduramamaktan kaynaklanıyor. Müslümanların en büyük handikaplarından veya insanoğlunun en büyük handikaplarından birisi bu. Bu handikap. Bu noktada insanlar külli mantığın içerisinde cüz'i mantıklarını on senfoniyi uyduramadıklarından tezata düşüyorlar. Ama bunun normalde uydurabilmesi için bir kimsenin külli mantığı bilmesi gerekir. Külli mantığı veyahut da eşyanın mantığını, eşyanın hakikatini bilmesi gerekir. Eşyanın hakikatini bilmeyen, eşyayı tanımlayamayan bir kimsenin o mantık açısından onun üzerinde konuşacağı bir şey kalmaz zaten. O yüzden sufilerin aslında mantık çözünümleri, mantıkla bağlantıları diğer insanlardan daha fazladır. Sufiler bir şeyi zahirsel mantık açısından bakarken başka bir taraftan kalbi mantıkla bakarlar. Kalbi mantık şudur. Az önce söyledim ya, buraya bir tane bir cami yaptıracaksınız. Kalbi mantık bu. Caminin bütün matematiksel mantığını bitirmiş olabilirsiniz. Her şeyi dört dörtlüktür. Depreme dayanıklıdır, altıdır, üstüdür, tamdır. Kalbi mantığı. Bu buraya lazım mı değil mi? Bu şimdi buraya olması lazım mı değil mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ki sen kalbi fetva al. Yani sen her şeyin fetvasını almış olabilirsin. Ama bir de kalbine danış. Kalbi mantıktır bu. Sufiler bunu çok irdelerler. Ev sahibi senin önüne bir yemek koymuştur. Hepsini yemez sufi. Kalbi mantığını çalıştırır. Der ki benden sonra gelen de yesin bunda. Bu kalbi mantıktır. Normal mantığa göre yersin o yemeği. Yer atarsın. Hatta bakarsın bir tabak daha var mı diye. Sufi kalbi mantığını çalıştırır. Der ki az ye dedi. Az yiyeyim. Benden sonra gelen değilsin. Hiç siz havlunun kullanma mantığını öğrettiler mi size? Bak havlunun kullanma mantığı vardır Sufi'de. Sufi havluyu alır, hepsini kullanmaz. Bir ucunu kullanır. Asar. Arkasından gelen öbür yandan kuru tarafını kullanır. Asar. Öbürkü gelir, öbür kuru kalan tarafını kullanır. Asar. Öbürkü gelir, öbür kuru tarafını asar. Bu sufi mantığıdır. Havluyu kullanırken daha israf etmez. O yüzden normalde bütün problem Müslümanların veyahut da insanların fiziki meselelerde, matematik, fizik bunların mantığını kurgulamakta bir problem yok. Bunları kurguluyorlar. Kalbi mantıkta problem var. Kalbi mantıkta da problem olduğu müddetçe fiziki mantık insanları mutlu etmiyor. Evet. O yüzden burada metot olarak Arabi'nin mantığını konuşuyorduk az önce. Arabi mantığını nasıl oturturmuş? O yüzden biraz böyle belki de bilimsel gitti gibi. O yüzden kabız hali olmuş olabilir. Hocam teşekkür ediyorum ilk önce. Çok güzel bir sohbetti. Peki kalbi mantık arasındaki bir farkta hangisi seçilir? Az önce sufilerden örnek verdiğiniz Havlu'nun işte bir kuru kısmını kullanıyor, diğeri diğer kuru kısmını kullanıyor. Peki her sufi için ayrı bir havlu koysak? Bu sufiler nezdinde doğru bir şey değildir. Yani sufiler böyle düşünmezler. Sufiler şöyle düşünürler. Mevcut olduğu kadar bu dünyadan az şeylerle yetinip göçüp gitmek gerekir. Çünkü bizden sonra gelecek olanlara temiz bir dünya bırakmalıyız.
Sufiler o yüzden hiçbir şey israf etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyi düşünürler. O yüzden sufiler için moda yoktur. Teşekkür ederim, sağ olun. Mesela sufiler öyle modaya uyacağız diye bir kaide yoktur. Benim takımım üzerimde 10 yıllık. Hiç kimse demez. Ben kendimce 10 yıldan beri bu takımı giyiyorum diye kendi kendime nasıl söyleyeyim bir şey düşünmem. Ben derim ki benim için moda söz konusu değil. Şimdi geçenlerde de onun birisi dedi ki ya hocam dedi 3 düğmeli giyiyorsun dedi. 10 yıl önceydi dedi. Evet 10 yıllık takımım dedim ben de. Yani düğmesinden kaç yıllık olduğunu söyledim. Dedim sen elbise işi yapıyordun değil mi dedim ben. Evet dedi ben dedi filanca yerin satış müdürüyüm dedi. Hani bir gelmedin benim yanıma dedi. Dedim bak sen satmak için uğraşıyorsun. Ben de almamak için uğraşıyorum dedim. Şimdi sufi mantalitesine göre biz israf edemeyiz. Bu tabii nereye kadar insanlar içerisinde değer buluyor, nereye kadar insanlar bunu uyguluyorlar buna bir şey diyemem ben ama benim sonuçta 20 yıllık tencerem hala da duruyor. Teşekkürler, sağ olun. Ben de bir şey söylemek istiyorum hocam. Buyurun hocam. Akıl etmek mantık değil mi hocam? Kur'an'da diyor ya akıl ediniz. Aslında mantık ediniz diyor. Akledin çok geniş bir çerçeve. Evet. Bunun içerisine mantık da var. Kıyasla bir yöntem zaten. Kıyas da mantığın yöntemi. Evet. Mesela kıyasla İstanbul'a gidebilirsiniz. Yol tarifiyle de gidebilirsiniz. Evet. Her ikisi mantık. Evet. O bir onun bir yöntemidir. Mantığın bir yöntemi kıyas. Kıyas evet bir evet. Yöntemi. Evet. Mantık da aklın bir yöntemi. Yani aklın bir alt kategorisinde bir ayağı mantığa basıyor. Evet. Mantığın da bir ayağı kıyasa basıyor. Mantığın bir ayağı uzaklık yakınlık onlara düşünce de onun bir ürünü. Evet. 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 Bunda bir sıkıntı yok evet. Evet. Şimdi sufiler dediniz ya işte paylaşarak falan veya dünyayı düşünerek mesela bizden sonra birilerinin geleceğini düşünerek yaşıyorlar. Mesela bilim de aynı şeyi söylüyor. Bir tasarruftan bahsediyor. Eğer ki ne kadar tasarruf ediyorsanız o kadar zenginsiniz. Evet. O kadar geleceğe ümitle bakabiliyorsunuz. Mesela en sonunda sürdürülebilirlik diye bir kavram ortaya atıldı. Bu biliyorsunuz 1957'lerde Birleşmiş Milletler'de ve bunu diyor ihtiyacınız kadar kullanıp evet. Ve sürekli olmasını sağlamanız gerekiyor. Enerjide de bu böyle. Sürdürülebilirlik. Hayatta da bu böyle. Her şeyde böyle. Sürdürülebilirlik dinde de aynı. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetleri bir hadis-i şerifte diyor az ama devamlı olan ibadet Allah'ın hoşuna gider. Evet. Burada sürdürülebilirlik kavramı dinin içerisinde hadis-i şerifte var. Hani Allah sizin... İşte onu demek istiyorum. İşte bilim de mantık da sizi bir gün doğru yola veya dine veya sufiye götürecek. Evet götürecek. Sürdürülebilir bir şekilde giderse sizi doğruyla karşılaştıracak. Sonuç o. Sonuç o diyorum. Evet, teşekkür ederim evet. Hocam. Zaten normalde sufilerin bir şeye mesela yanlış ya. O yanlışı reddetmez sufi. Yani mesela az önce yani atıyor musunuz dedi bana. Kim kime atıyor dedim ben de. Yani o bizim beğenmediğimiz bizi atabilir orada. Biz ona atamayız. Şimdi bu noktada o kimse az önce sohbetin başında da dedim bir kimse ne kadar çok yanlış olursa olsun bir doğrusu vardır onun. Siz o doğrusunu alın, cilalayın, parlatın, büyütün onu. Hani o biraz da Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sinde bir küp anaforu vardır. Der ki İsa küpüdür bu meşhur. İsa aleyhisselam 13-14 yaşlarındayken Mısır'a götürür annesi onu. Mısır'a götürdüğünde annesi Meryem onu bir kumaş boyacısının yanına çırak olarak verir. Tabii o patron ona bu elbiseler bu renk, bu elbiseler bu renk, bu elbiseler bu renk, bu elbiseler bu renk olacak. Ondan sonra bak siyahın kazanı bu, mavi bu, kırmızı bu, beyaz bu kazanları da söyler. Bunu bunu atacağım, bunu bunu atacağım, bunu bunu atacağım, boyayacaksın der. Akşam olduğunda müşterilerle beraber boyahananın sahibi gelir. Der ki
ne yaptın? Boyadım der. Nerede der? Hepsinin bir kazandan çıkarmaya başlar. Bir kazanda ya herkes kızar. Ne yaptın sen? Ondan sonra der ki mesela Halit hocam sen ne istediydin? Yeşil. Kazandan onun elbisesini elini atar. Kazandan onun yeşil elbisesini çıkarır verir. Sen ne istiyordun? Siyah. Aynı kazandan siyahı verir. Sen ne istiyordun? Mavi. Aynı kazandan mavi verir. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bunu alır. Sufiler her şeyin bir renkten sudur edeceğini, renklerin anasının bir olduğunu, renklerin anası birse seni istediğin yere götür sen şimdi bunu. Zaten Hazreti Mevlana da asıl rengin renksizlik olduğunu söyler. Ve asıl rengin renksizlik olduğunu söyleyerekten önemli olan senin gördüğün renktir. Sen bir renk görürsün. O zaman onun rengini parlat der. Evet. O zaman normalde efendim onu Hazreti Mevlana da 800 yıl önce söylemiş. Arabi ondan önce söylemiş. Renkler renksizlikten doğar demiş. Arabi de 800 yıl ondan önce söylemiş. Renkler renksizlikten doğar. Yani az önce de zaten hani benim böyle cahilane bir şekilde Arabi'nin mantığını kurgularken ve temel taşlarını koyarken mesela işte fiil dedik örneğin, hal, durum filan bunların hepsini Arabi şimdi vücut içerisinde, vahdet-i vücut içerisinde kıyas ederekten ve soraraktan temele oturtacak şimdi bunu. Yani biz oturtturabilirsek oturtturacağız. O oturtturmuş da biz anlatırken oturtturabileceğiz mi? Burada işte sufiler için geçerli olan bir kimsenin üzerindeki renge değil, içindeki renksizliğini görmek. Eğer o kimsenin içindeki renksizliğini görebiliyorsanız, ey insanlar hepiniz kardeşsiniz. Hadis-i şerif bakın, enteresan bir şey. Hepiniz kardeşsiniz. Hepiniz de Adem'den olmasınız. Bak hepiniz de Adem'den olmasınız. Kiminizin kiminizden üstünlüğü yok hadis-i şerifte. Arap'ın acaba Acem'in Arap'tan üstünlüğü yok. O zaman hepimiz bir renkiz biz aslında. Ama gözümüz şaşı. Gözümüz şaşı olunca farklı renkler görüyor. Renksiziz aslında. Renksizlik de bir renktir ama. Kendi içerisinde renksizlik, efendim? Evet. Kendi içerisinde renksizlik de bir renktir. Hani hatta Arabi de Hazreti Mevlana da der ki su gibiyiz der. Suyun rengi kabın rengi der. Hazreti Mevlana Mesnevisinde suyun rengi kabın rengi der. Aynı şeyi de Hazreti Pir söyler, Arabi de söyler. Zaten belki de Arabi'nin tefsiridir, açılımıdır Mesnevi. Bu açıdan der ki hani Arabi'nin daha keskin, daha sert, daha böyle köşeli söylediklerini hikayeciklerin içerisinde daha yumuşak anlatır Hazreti Mevlana. Aslında Hazreti Mevlana Arabi'den daha ileri konuşur. Ama onun o yumuşaklığının içerisinde fark edilmez bu. Ancak onu fark etmek için üzerinde çok dikkatli durmak gerekir. Arabi göstere göstere vurur. Arabi göstere göstere vurunca abonde ne olur o kimse böyle ya öyle de olur mu ya der. Reddeder onu. Hazreti Mevlana yavaş yavaş sindire sindire vurur. Farkında değildir. Aslında Arabi'den daha ileri konuşmuştur. Çünkü Hazreti Mevlana bizim sözlerimizi hallaç duysaydı ilk taşı o atardı da. O yüzden renksizliğin de bir rengi var ama aslında hepimiz renksiz de renksiz de kabımıza göre renk alıyoruz. Bir kap var, suret var. Suretimizin rengini alıyoruz. Özümüz renksiz. Birbirimizden de farkımız yok. Adem'in çocuklarıyız. Benim 3 sorum olacak size. Üçünde birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ama aklımı çok karıştırıyor. Şimdi insan akıl ve irade sahibi olarak yaratıldı. Dolayısıyla yapmış olduğumuz kötülükler, günahlar, bütün bunlardan... Neye göre? Şimdi mantık yürüteceğiz ya bak. Arabi mantığı bu. Bak şimdi insan akıllıdır. Neye göre? Yani yaptığımız bütün davranışlardan biz sorumluyuz. Yok hayır. İnsan akıllıdır dedik değil mi? Neye göre? İnsana göre. Hayvana göre. Göre de akıllıdır yani. Bak, birçok kişi farklı. Bak diyalektiği kurduk şimdi. Evet. İnsan neye göre? Yani akıllı? Evet diğer yaratılmışlara göre biz. Ben, sen bizi sorun, öne getiren şey. Senin sorunu içe atmak değil. Burada bir
Arabı metodunu uygulamak için söyledim. Tamam, hayvana anlatabildim göre. Mi? Tabii, İnsan, hani az önce anlattık ya, ya neye göre akıllıdır? Kendimizce diyeceğiz ki biz, aa biz hayvanlara göre akıllıyız. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Gir git. Mesela işte şu çözeltiyi şuna göre hazırla, şunu şuna göre yap gibisinden biz zaten sözü öyle başlıyoruz ama sosyal bilimciler doğrudan giriş yaparlar, yani kıyaslama yapmadan. Biz mesela demek ki temel bilimciler daha çok, ben burada onu anladım, Arabi mantığına göre hareket ediyoruz. Arabi'deki mantık matematik mantığı gibi. Evet. Yani bir bir daha iki eder. Neye göre? Arabi bunu söyler. Anlatabildim mi? Veyahut da bir bir daha iki nerede eder? Ya işin bir de bir bir daha iki nerede etti? Nerede eder, nerede etti? Sorunu sor. Hocam, önce ben kendi fikrimi söylemek istiyorum sorumla ilgili. Akıl ve irade sahibi olarak yaratıldığımı düşünerekten yaptığım bütün fiillerden kendimi sorumlu tutuyorum. Doğru. Bu günah olabilir, her şey olabilir. Doğru. Ama bazı insanlar denir ki Allah onu benim kaderime yazdı ve ben o yüzden işledim. Bu noktada eğer bütün sorumluluk Allah'a kalıyorsa kullar günahsız göçmek zorundadırlar. Devam edeyim mi? Burası, burada dur, hemen cevabını verin. Tamam. Burası Cebriye'ye giriyor. Cebriye'nin bu noktadaki savunduğu ilke şu. Bütün her şey Cenab-ı Hak yazdı, çizdi, bozdu, attı, koydu oraya. Sen onu yaşayacaksın. Bu şuna benziyor. Bir kimse tiyatrocu var. Tiyatrocunun elinde bir metin var. Senin yanında çalışan oyuncuların var, değil mi? Onlara bir metin veriyorsun, bir rol biçiyorsun. O metni, o rolü oynuyor, öyle değil mi? Evet. O metni, o rolü oynarken sen burada niçin bu diyelikliliği kurdun diye onu sorguya çekebilir misin? Yani o diyelikliliği okurmuş, yazmış tiyatronun yöneticisi, yönetmeni o. O diyelikliliği kurmuş. O diyelikliliği kurduktan sonra o diyelikliliği kuran kimse diyecek ki niçin bunu kurdun? Ve hatta öğrencilerinize bir formül yazdırıyor musunuz? Yazdırıyorsunuz. O formülü yazdı diye öğrenciye dövüyor musunuz? Bakın, dinin kendi içerisindeki mantığını işletiyoruz şimdi biz de. Hem Kur'an hem sünnet-i Resulullah mantığı işleteceğiz. Yani beni dünyaya gönderdin imtihan etmek için. Madem benim üzerimde yazılı bir metin vardı, ben o yazılı metinden dışarı çıkamayacaktım da imtihanın ne önemi var? Beni neden gönderdin dünyaya? O metni sen yazıp da ben o metnin içerisinde oynayacaksam? Ben buna katılanlardan değilim. Bu cebriye. Ben şuna katılıyorum. Ben sorumluysam sorumluluğu bana ait. Benim günah işleme özgürlüğüm var. Anladın? Ve ister istediğim anda istediğim günahı gücüm istediğinde işlerim. Ve derim ki ya Rabbi hata yaptım. Beni affet. Cebriye değilim. Bu noktada aklımı Allah'a Allah benim aklımı cebren hükmetmedi. Bazı insanlar da der ki bunu işte tamam Allah yazdı, ben o yüzden işledim. Kaderin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Kader bu noktada bize şudur diye din olarak anlatılmalı. Din mantalitesi içerisinde kadere iman ediyorum. Kaderimin ne olduğunu soranlara doğumum diyorum ve ölümüm diyorum. Doğumu ve ölümü. Akıl ve mantık sorumludur o zaman. Evet. Akıl sorumludur. Akıl sorumluysa o zaman... Yani biz kendimiz sorumluyuz. Hocam o zaman akıl sorumluysa... Akıl derken bizdeki bir nesne değil. Evet. Biz sorumluyuz. Evet, evet biz sorumluysak. Evet, çünkü irademiz var ve seçme, tercih etme hakkına sahibiz. Ama bu noktada şeytan etkisiz eleman olarak kalmıyor mu? Madem benim aklım var, neden? Ummayabilirim. Neden? Şeytan da bize vesvese veriyor. Dış güç. Belki de insanlar günah keçisi bulmak için şeytan denen bir soyut kavram. Yok, şeytan sadece vesvese veriyor. Bize o da cebren üzerimize çöküp tepinip illa ki bu insana kötülük yapacaksın demiyor.
teklif ediyor. Vesvese veriyor. Bütün vesvese, sorumluluk aklım. Vesvese. Evet. Kalpten bir ses. Tamam? O vesvese. Evet. Vesvese. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Geceniz hayırlı olsun. Sürçülisan ettiysem affola inşallah.